Cep Telefoncu Spor 55 programını sunar. Spor 55'ten hepinize iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Evet, milli takımımızın bize yaşatmış olduğu o coşku, salı günkü coşku her şeye değdi. Biz de o akşam milli takım ruhunu yaşayabilmek için salı günü program yapmadık. Ne dedik? Cuma günü buluşuruz dedik. Evet, bu cuma günü Spor 55 artık özel mi diyelim yoksa Spor 55 devam mı? Bunu siz yorumları size bırakalım diyorum. Evet, her hafta olduğu gibi sevgili Ender Hocam geçen hafta yoktu. Yani aşağı yukarı nedir? 13-14 günlük bir süre özlemişsinizdir mutlaka. Bu akşam konuğumuz Ender Hocam, hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum herkese. Sağ ol. Hocam hala koreografinin yorgunluğu mu var yoksa? O günden beri böyle yok, bir yorgunluk yok. Dinlenmedesin. Evet, bu arada Emirhan hoş geldin. Diyelim. Selamları hemen baştan yollayalım. Bizi bekleyenler var çünkü. Yahya Yetkin, Antalya'dan Supi Şenkal abicim, Şahabettin Aydın, Özgür Altın Diken, Almanya'da Cihat Arman, Ali Arman, kendilerine teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz Samspor Taraftarlar Derneği Almanya'da kurulmak üzere son aşamaya geldi. İstanbul Kilit'ten Hüseyin ve Hasan Karakuş. Selçuk Yılmaz. Güler Telekom'daki satış müdürüm sevgili Tarık Balcı'ya ve Seda Hanım'a. Adnan Meral'e. Refik Güney'e, Ali Torun'a. Black Boy Kozmetik'ten Ali Bey'e. Ve Selçuk Yılmaz. Selçuk Yılmaz için özel bir parantez açalım. Kendisi Samsunlu. Öğretmen Yozgat'ta görev yapıyor ve sevgili adminim İsa Karaca Bey. Nihayet askere yolluyoruz İsa'yı. Birinci er eğitim Tugay'ı Manisa'ya çıktı. Ona da hayırlı yolculuklar dileyeceğiz. Seçimden sonra gidiyor. Spor 55 sayfasını da devrediyor. Onu da yakında kime devrettiğini de bizlerle paylaşır, sizlere söyleriz diyorum. Evet, geçen hafta tek başımaydım. Ender Hoca yoldaydı. Dedik ki Canberk'in formasını verelim dedik. Orijinal formasını verelim dedik. Katılımınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum. 1400 küsüre yakın bir yorum geldi. Bunun 1000 taneye yakını 900'ün üzerindeki Spor 55 sayfasına geldi. Diğerleri de benim özelime yazan arkadaşlarımız vardı. Ama biz programda ne dedik? Sadece Spor 55 sayfasına gelen yorumları değerlendireceğiz dedik. Hatta böyle program bitmek üzereyken dedim ki 380'lerdeydi falan hatırlarsanız. Dedim ya 500 yapalım şunu falan dedim. 500 birinciye de özel bir Musa Aydın'ın formasını verelim dedim. Şimdi ekrana getirelim sevgili Cem. Bir ekrana gelsin. Kimler hangi skoru söylemişler? Diyelim. Evet. 0-0'ı gördüğünüz gibi 12 kişi. Ben de buraya önüme yazdım. 1-1'i 20 kişi. 2-2'yi 5 kişi. 1-0'ı 52 kişi. 2-1'i 101 kişi. 3-0'ı 47 kişi. 2-0'ı 95 kişi, 3-1'i 84 kişi, 3-2'yi 28 kişi, 4-0'ı 16, 4-1'i 15, 4-2'yi 17, 5-0'ı 1, 5-1'i 4, 5-2'yi 1, 6-0'ı 1, 6-1'i 1. Toplam
500 kişi arkadaşlar. Yani 2000'lik sonuçta 101 kişi, 2-0'lık Samsunspor'un galibiyetinde 95 kişi ve 1-0'lık galibiyette 52 kişi var. Ve 501. kişiyi özel olarak sevgili İncil'e çok teşekkür ediyorum tarayarak bunu belirledi. Ahmet Emine Temel. Ahmet Emine Temel. Temel değil mi arkadaşlar? Temel olacak o. Temel yaz değil, Temel olacak. Özel olarak 501. kişi Ahmet Temel Emre de Ahmet Emine Temel'e de Musa'nın formasını söz verdik. Sadece bu belli. Ama şimdi biz bu akşam maça gidiyoruz Allah izin ederse. Şimdi bu akşam da bir şey başlatalım ve ondan sonra konulara girelim. Bu akşam da geçen hafta da bunu hatırlatmıştık sizlere. Dedik ki Alanyaspor Samsunspor karşılaşmasında Samsunspor'un ilk golünü kim atacak? Yazabilirsiniz. Yorumlar gelmiş zaten. Sağ olun. Evet, bunu da yine kurayla çekeceğiz. Salı günkü programda Allah nasip ederse ve o kişinin formasını ben hemen maçtan sonra alacağım. Eğer inşallah o golümüzü attığı zaman formayı alacağım. Burada da o çekilişi yapacağız diyorum. Şimdiden Spor 55 sayfasına atabilirsiniz diyorum. Bu arada Adnan Meral'i unutmadık. Adnan, sevgili Adnan kardeşim, senin yerin ayrı zaten. Evet, Alanya ile bir telefon bağlantımız olacak. Kafile Başkanı, Samsunspor Yönetim Kurulu üyesi sevgili Fikret Yalçın'la bir telefon bağlantısı kuracağız. Yaklaşık 10 dakika sonra arkadaşlarımız bu bağlantıyı gerçekleştirecekler diyoruz. Ve Samsunspor, ya milli hocam, milli takım maçları böyle aralara girdiği zaman böyle bizde bir bıkkınlık, yorgunluk, demoralize oluyoruz diyebilir miyiz? Bunu Ümit Hoca da basın toplantısında dile getirdi. Bize yaramıyor bu aralar diye. Bundan ilgili senden başlayalım. Öncelikle Türk milli takımını başta Fatih Terim olmak üzere tüm oyuncuları, yöneticileri tebrik etmek lazım. Hatırlarsanız 2016 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri başladığında ilk maç İzlanda 3-0 mağlubiyet, daha sonra alınan Çek mağlubiyeti, ardından Letonya beraberliği, Hollanda'yı elimizden kaçırdık ve o zaman hepimiz isyan ettik. Yani olmaz olsun dedik, bizi rezil ettiler dedik, böyle milli takım olmaz dedik, ülke böyle mi temsil edilir dedik. Ama o tarihten itibaren Türk milli takımı 17 puan daha topladı ve 18 puanla Avrupa Şampiyonası'na direkt olarak gitti. Herkes playoff hesapları yapıyordu. Playoff'a razıydık. Hepimiz razıydık ama mucize gerçekleşti. Olmaz denilen şey oldu. İspanya'nın galip gelmesi, Kazakistan'ın gidip orada galip gelmesi ve milli takımımızın 89. dakikada attığı golle galip gelmesi, bütün bunlar bir araya gelmesi bir anlamda mucize hocam, mucize. Bir anlamda ülkemizin bu sıkıntılı günlerinde hepimize moral oldu. Bir anda o kara bulutları dağıttı. O yüzden Türk milli takımının bütün yöneticilerini, teknik heyeti, futbolcuları tebrik etmek istiyorum ve bize o gururu yaşattıkları için, o heyecanı yaşattıkları için, o özlediğimiz kıpır kıpır olma duygusunu bize yaşattıkları için de kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Bu gururu, bu sevinci, bu heyecanı, bu mutluluğu yaşadıktan sonra boş ver iki hafta liglere ara verilsin. En azından milli bir gururu yaşamanın hazzını hepimiz yaşamış olduk. Hocam, senin bu güzel sevindirici haberinden sonra ben bir üzücü haber vereyim. Programa girerken aldım ben bu haberi. Ladikspor'un eski hocası, Bal Ligi'ne çıkartan hocası Rahmi Güler vefat etti. Yarın Ladik'ten camide, Ladik'teki camiden kaldırılacağını söyledi. 10 gündür yoğun bakımdaymış. Allah ailesine sabırlar ihsan etsin. Biz de Allah'tan rahmet dileyelim. Ben sabah saatlerinde bu haberi aldım. İl Hakem Kurulu üyesi bizim Sayın Müdürümüz Aslan Tonyalı sabahleyin bana bu haberi verdi ve küçük bir anekdot paylaştı. Aslan Hocam İl Hakem Kurulu'ndan önce de hakem gözlemcisi olarak maçlara gider görev yapardı. O yüzden
Oradaki teknik heyeti, futbolcuları çok iyi tanır. Dediği çok önemli bir şey var. Gelen herkesi karşılayan, onları ağırlamaya çalışan, ev sahipliği yapan, fair play'i sürekli ön planda tutan bir kişiydi, bir hocaydı. Bu anekdotu da paylaşmak istiyorum ve bir kez daha rahmet dileyelim kendisine. Evet, şimdi hocam yarın önemli bir karşılaşmaya çıkıyoruz. Yani giden bir rayında giden bir hızlı tren bir anda gazı kesti, yavaşladık. Önümüzdeki şimdi Alanya maçıyla tekrar yol almak istiyoruz. Senin bakış açını nedir hocam? Alanya maçı ki vallahi Hüseyin Kalpar hocanın tekrar takımın başına gelmesi onları ne derece motive eder? Bizi ne derece etkiler? Bunu senden dinleyelim. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben o gazı kesilme olayını belki siz galibiyetlere ara verdik anlamında kullanıyorsunuz ama son aldığımız Antep Belediye beraberliğine atıfta bulunarak herhalde evet. Bu tespiti yapıyorsunuz. Aslında gazımızın, hızımızın falan kesildiği yok. Yani geçmiş oynadığımız 7 maça bakıyorsunuz. 7 maçta 15 puan toplamış, 2.2 ortalamayı yakalamış bir takımdan bahsediyorsunuz. Ve lider olan bir takımdan bahsediyorsunuz. En çok gol atan takım, en az gol yiyen takımlardan bir tanesi. Namağlup bir takımdan bahsediyoruz. O yüzden şu ana kadar ilk 7 hafta itibariyle bizim için işler yolunda diyebiliriz. Herkeste bir iyimserlik havası var. Herkeste bir umutlu bekleyiş var. Ben az önce sevgili Emirhan'la çarşambada bir düğünden geldim. Köydeydim. İnanır mısınız, herkesin bizi gördüğünde sorduğu ve söylediği bir şey var. Yani bu sene o sene olacak. Evet, bu sene o sene olmalı. Çok iyi gidiyoruz. İşte çok iyi gidiyoruz. Allah bozmasın. Daha iyi olmalıyız, olacağız. Herkeste bir inanç var. Hatta ve hatta insanlar, komşular orada birbirlerini motive ediyordu. Yani takılıyorlardı birbirine. Yani niye hala pasolik almadın? Hatta bir tanesi dedi ki gittim 6'ya kadar gişe açık dediler. 5.30'da gişe kapalıydı. Piyazaya gittim, alışveriş merkezine. Orada aradım, bulamadım gibi. Hocam pasolik dedin, hemen aklıma geldi. Hemen unutmadan söyleyeyim. Sevgili Talip Kamil bu akşam İstanbul'dan saat 10'da bizimle Kırıkkale'de buluşacak. Pasolik biletini almış. Ya pasolik deyince hemen aklım oradan geldi. Beni de dedi söylemeyi unutma dedi. Ben de burada hatırlatmış olayım kendisini. Yani söylemek istediğim şu, Talip abiye de buradan selamlarımızı iletelim. Söylemek istediğim şu, yani insanlarda bir iyimser hava, bir olumlu hava olması gereken de bu zaten. Yani puan durumuna baktığınız zaman, gidişata baktığınız zaman şu anda işler rayında, işler yolunda gibi görünüyor. Şimdi böyle bir atmosferde çıkılan bir Alanya maçı var. Şimdi Hüseyin Kalpar geçen sene Alanya'yı playoff oynattı. Hatırlarsanız geçen sene burada bizim 4-0 kazandığımız maçtan sonra basın toplantısında Samsun benim ikinci takımım. Biz çıkamıyorsak Samsun çıksın diye bir basın mensubunun sorusu üzerine çok iyi niyetle, hüsnü niyetle, çok bence tuhaf olmayan açıklamalar yapmış idi. Sonra Alanya Spor cephesi o 4-0'ın da vermiş olduğu moral bozukluğuyla Hüseyin Hoca'nın sözleşmesini feshetti. Hatta rövanş maçına beraber gitmiştik. 90 dakika boyunca da o taraftar, bir avuç taraftarı var zaten. Stadın yerini bilmiyorlar çünkü Alanyalılar. Hani Trabzon'a anlatırlar ya, gitmiş de stat nerede hemşerim demiş, futbol stadı mı diye sormuşlar. Biz de Alanya'da sorduk stat neresi diye, ne stadı dediler bize. Hem de burnunun dibinde hocam, yani, 100 metre yukarıda ya. Şimdi o taraftar, o bir avuç taraftar da 90 dakika boyunca hakaretamiz sözler içeren tezahüratlar yapmışlardı. Halbuki Hüseyin Hoca geçen sene Alanya Spor'u bir noktadan alıp bir noktaya getirdi. Ne tesadüftür ki Alanya Spor Samsun maçıyla görevi bırakmıştı Hüseyin Hoca. Tekrar Samsun maçıyla başlayacak. Erhan Altın görevdeydi. Bir başka Samsun Spor'un eski hocası Erhan Altın görevdeydi. Erhan Altın'la yollar ayrıldı. Böyle enteresan anekdotları olan bir rakip Alanya Spor. Ama bana sorarsanız maçın açık ara tek favorisi Samsun Spor.
Ben Alanya Spor karşılaşmasında çok fazla zorlanacağımızı düşünmüyorum işin açıkçası. Kone'nin eksikliği bir eksiklik midir? Tabii ki bir eksikliktir. Ama ne olursa olsun takım sahaya 11 kişi çıkacak. Kone'nin yeri bir şekilde diğer arkadaşları tarafından da doldurulacaktır. Ha, hocası yeni gelmiş bir takım daha mı iyi motive olur rakibe karşı? Tabii ki daha iyi motive olur. Çünkü yeni transferler, yeni katılan oyuncular kendilerini bir şekilde yeni teknik direktöre kabul ettirmek, göstermek için de bir anlamda hareket edeceklerdir. Teknik direktör iyi bir başlangıç yapmak isteyecektir. Bütün bunları topladığımız zaman Alanya Spor cephesinden de o cenahtan da maçın önemli bir hal aldığını söylemek mümkündür. Bizim ama için handikap olur mu? Bizim için bir handikap olur mu? Olmaz. Niye handikap olmaz? Samsun Spor takımı çıkacak, futbolunu oynayacak. Yani hafta içinde, geçtiğimiz hafta Ümit Özat'ın düzenlediği basın toplantısında söylediği önemli sözler vardı. Yani biz rakibe göre oynamayız, rakip bize tedbir alsın, biz kimseye tedbir almayız. Anlayış bu Samsun Spor'da. Bu anlayışı da bizim geçtiğimiz maçlarda oynadığımız rakiplerle gördük. Biz iddialı takımlarla da oynadık. Yani Adana Demir'le de oynadık, Antep Belediye ile de oynadık, iddialı takımlarla da oynadık. Ama oyun planımızdan, oyun anlayışımızdan çok fazla maça çıkarken, en azından maça başlarken çok fazla taviz verdiğimiz söylenemez. Ha, oyun içerisinde maçın gidişatına göre, skorun durumuna göre oyun planında bir takım belki değişiklikler olmuştur, futbolun doğası gereği. Ama Samsun Spor takımı geçtiğimiz 7 haftada göstermiştir ki bu ligde rakibine oyun anlayışını kabul ettirmeye çalışan, rakip kim olursa olsun kendi futbolunu oynamaya çalışan ve kazanmaya çalışan, onun için gayret eden, mücadele eden ve sonuna kadar da mücadele eden bir takım olmuştur. İşte geri şimdi, dönüş yaptığımız Adana Demir maçını falan bir hatırlarsanız. Tamam da şimdi şu var, dışarıda Hüseyin Kalpar oraya geldiğinden beri konuşulan şu var. Belki bizde de aynı şeyler olmuş olsa ben de aynı şeyi konuşabilirdim diye düşünüyorum. Ya Hüseyin Kalpar'ı biz Samsun maçı sonrasında görevden aldık. Şimdi Samsun maçı öncesi göreve getiriyoruz. Hadi onu bakalım telafi, kendini affettir. Affettir. Biz hep bu zihniyetle düşünüyoruz. Düşüncemizde de yanlış olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Hüseyin Kalpar da Samsun Spor'u iyi tanıyan bir hoca. Kimi tanıyor Samsun Spor'da? Nasıl iyi tanıyor Hüseyin Kalpar Samsun Spor'u? Taraftarını iyi tanıyor, yönetimini tanıyor, futbolcuları tanıyordur. Hangisini? Hocam PTT birinci ligde hocalık yapıyorsan tanıyor. Hayır, şimdi tanıyordan kasıt şu, beraber çalıştığın bir oyuncu grubu olur. Onların saha içinde neler yapabileceğini bilirsin. Hocam şu maç, şimdi Hüseyin, bu maç öncesinde çok daha o derinlere inmiştir o. Hüseyin Kalpar'ın bu takımda, yani yeni oluşan bir takım bizim takım. Dolayısıyla çok iyi tanıdığı tespitinize katılmıyorum. Hocam, ha, mutlaka maçtan önce teknik heyetler rakiplerini analiz belki, ederler, tabii, oyuncuların. Onu demek istiyorum. Yani oyuncu, ama bu bütün takımlar için aynıdır. Geçerlidir. Bütün teknik heyetler için, teknik adamlar için aynıdır. Hüseyin Kalpar Samsun Spor'u çok iyi tanıyor da bu ekstra bir şey yapacak anlamında vallahi değildir. Bilmiyorum yani inşallah. Ha, kazanmak isteyecektir. Herkes kazanmak ister. Herkes kazanmak için sahaya çıkar. Ama Antep maçında biz gördük ki yani kazanamıyorsak da kaybetmemeliyiz düşüncesi. Telefonumuz hazır mı? Her zaman hakim olmalı. Futbolun doğasında da bu var. Deplasmanda da oynuyoruz. Yani kazanamıyorsak da kaybetmememiz gereken bir maç, ama ben bir daha söylüyorum. Neresinden bakarsanız bakın bu maçın açık favorisi Samsun Spor'dur. Evet, Alanya'ya bağlanıyoruz. Samsun Spor Yönetim Kurulu üyesi Sayın Fikret Yalçın telefon attığımızda. Sayın Yalçın iyi akşamlar. Alo. İyi akşamlar Sayın Yalçın. İyi akşamlar Atilla. Evet. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Yalçın. Efendim takımı yıllardır bu takımın peşinde yöneticilik olarak hiçbir zaman hayır demediniz. Hala da kovalıyorsunuz. Bu haftada takımla beraber kafile başkanı olarak siz görevlendirildiniz ve takımı Alanya'ya gitti. Efendim şu iki gün zarfında erken de gidildi. Çarşamba gününden itibaren çıkıldı. Neden çıkıldı? İlk önce onu bir sorayım. Neden çıkıldı ve takımın
bu akşam son 6'da yapmış olduğu idman sonrasındaki hava nedir? Evet Atilla, tekrar iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. Öncelikle Samsun Spor Kulübü adına bildiğiniz gibi Ankara'da yaşanan vahim katliam gibi olaydan dolayı ölenlere rahmet, geride kalanlara acil şifalar diliyoruz. Amin. Allah inşallah böyle bir acıları tekrar etmesin diliyoruz. Amin. Bildiğiniz gibi çarşamba günü 15-30 uçağıyla Antalya'ya seyahatimiz vardı. Oradan karayoluyla Alanya'ya geldik. Grand City diye bildiğiniz gibi burada otele yerleştik. Akşam 7.30-8 gibi tabii indik buraya. Ertesi gün tabii program dahilinde hocamız neden erken gelindi dediniz. Buranın tabii havası, iklim şartları hani futbolcuların uyum için evet. Bir gün öyle bir talebi oldu. Bu tabii ki normal şeyler. Bunlar olacak iklimden. Şimdi biz gelirken yağmur yağıyordu. Burada 30 derecedeyiz bugün. Evet. 2 gün, 3 gündür böyle. Yani çalışmalar, akşam antrenmanlarımız var. Gayet güzel. Gayet her şey normal. Çocuklar neşeli. İnşallah maça da bunu yansıtıp 3 puanla lider olarak dönmek istiyoruz. Sayın Yalçın, Kone de gitti. Yani cezalı olmasına rağmen hocanın oraya onu götürmesindeki sizce neden neydi? Atilla, bu şimdi tabii hocanın takdiri, o takım oyunu, biz bir Samsun Spor takımı tabii birlik ve beraberlik adına her şeyi beraber yanımızda yani olsun istendi. Tabii o hocanın takdiridir. Evet. Orada o konuda hocanın tasarrufu, ona söyleyeceğim bir şey yok. Ben bildiğim kadarıyla yönetim kurulu çoğunlukla yarın maçta olacaklar. Evet, bu akşam 1.30'da gece Alanya'ya inecek 5-6 tane arkadaşlarımız var. Evet. Onlar da yarın sabah da herhalde bir grup gelecek. Yani çoğunluğumuz tamamen burada olacağımızı düşünüyoruz yarın. Yarın taraftarlarımızla beraber. Biz de oradayız Allah nasip ederse. Program i̇nşallah, sonrası biz inşallah, çıkıyoruz. İnşallah. Ender hocam, yolculuklar diliyorum. Sağ olun. Ender hocamın sorusu olacak. Tabii. Sayın Yalçın, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Ender hocam. Şimdi Samsun Spor takımı, az önce de siz söylediniz. Gerçekten bir kolej takımı havasında, bir takım olmanın gereklerini yerine getiren bir görüntü verdi geride kaldığımız 7 haftada. Bunda evet. Hiç kuşku yok ki teknik heyetin çok önemli bir payı var. Siz daha önceki dönemlerde de yöneticilik yapmıştınız. Daha önceki dönemde de Hüseyin Kalpar'la çalışmıştınız. Bir kıyaslama istesem sizden, son durum Samsun Spor'un bu sezonki bu takım olma havası ile ilgili neler söylersiniz? Ender hocam, tabii ki bildiğiniz gibi, takip ettiğiniz gibi yani şu andaki çalışma şartları, takım içindeki diyaloglar, yani biz bile tabii bu geçmiş hocalarla, ben o anlamda bir şey söylemek istemiyorum ama yani Ümit Hoca'nın çalıştırma ortam, futbolcularla diyalog, yani çok farklı bir şey görüyoruz biz burada. Gayet de güzel. Futbolcular memnun. Herkes çalışma şeklini benimseyip yani işe sarılıyorlar. Sayın Yalçın, bir de benim bildiğim kadarıyla Samsun Spor'da primler her cuma günü ödeniyor. Evet. Bu çok önemli. Onlar bir gelenek oldu Atilla. Onlar gereği yapıldı. Dün, bugün hepsi yapıldı. İnşallah futbolcular yarınki maça konsantre. Hepimiz öyleyiz. İnşallah onun da senesini yarın lider geldik. İnşallah lider olarak döneceğiz. Bir de çok enteresan, ben bunu duydum. Yarın akşam maçtan sonra da Samsun'a direkt geliyorsunuz, biliyor musunuz? Onu benim çok hoşuma gitti. Yani aynı gün Samsun'da evet, olmak. Evet, evet. İzin falan. Uçak çok denk şey gelmiş. Yok, dağılım yok. Futbolcuları dağıtmıyoruz. Aynı şekilde gece Samsun'a 1.30'da inşallah inmiş olacağız. Peki Yalçın, size çok teşekkür ediyorum. İlave edeceğiniz bir şey var mı? Yani şunu söylemek istiyorum. Samsun halkından lütfen şu takıma hep beraber yanında olalım, sahip çıkalım. Teşekkür ederim. Peki. İyi akşamlar, kolay gelsin İyi diyorum. İyi akşamlar, sağ olun. Yarın görüşmek kolay üzere Allah nasip ederse. Kolay gelsin, sağ olun. Sağ olun. Evet Sayın Gür. Şimdi bu takıma sahip çıkılması gerekiyor. Şimdi benim önümde
600 bin lira Samsunspor'un kulübüne bir günde girecek olan bir para var. Bir günde istenilirse 600 bin nedir bu? Üye aidatları. Ben de dahil. Belki sende de dahil. Çoğumuz nedense ya o veririz. Ya kulüp veririz. Ama şu anda aldığım rakam hatta 600'ü de geçebilir diyorlar. 700'e dayanabilir diyorlar. Toplamda böyle bir genelde bir totalde söylenildi bu rakam. Hocam bununla ilgili biliyorsunuz Samsunspor'da hacizler var. Kulübün resmi olan banka hesaplarında hacizler var. Post cihazından vermek istiyor adam, ödemek istiyor. Post cihazından geçenler direktman hacize gidiyor. Samsunspor kulübü buna bir çare arıyor şu anda. Yani resmi yoldan olacak ama böyle bir post cihazına ihtiyaç var. Elden yatırıldığında böyle bir risk var mı? Elden yatırıldığında yok. Hemen şeyini makbuzunu verdiği için bağış olarak kabul ediliyor. Öyle bir şey yok. Tamam, şimdi elden insanlar, yatıralım. Işte yatıralım. Şimdi bir sıkıntı daha var. Yani post cihazından, kredi diyelim kartından ki, çektirmeyelim. Adam, elden yatıralım. Tamam, 4 senelik borcu var. 240-480 lira. Ben diyor bir anda bunu vermeyeceğim. İki taksitle vermek istiyorum. Bunun için ne yapman lazım hocam? İki tanesini yatır, tamam. İki tanesini de post cihazından vereyim, ödeyeyim diyor. Buna bir çare aranıyor. Yatırmasın abi. 4 senedir de yatırmayan bunu yatırmasın ya. Olur yani Samsunspor'un üyesi olacaksın, kongre üyesi olacaksın, gideceksin, oy kullanacaksın. 4 senedir de yatırmayacaksın. Bırakacaksın abi o işi o zaman. Yapmayacaksın o kongre üyeliğini ya da Samsunspor üyeliğini yapmayacaksın. Senin vardır mesela en az 4-5 senelik vardır. Benim mi? Ben 80 yılında oldum hocam. Allah'ıma çok şükür. Ödedin mi düzenli? Düzenli ödedim. Yani bu, vardır mutlaka. Var, hepimizin yani vardır. Düzenli derken yani şimdi, borcum var ya. Yani, yok değil. Sen, benim de borcum vardır. Var. Ben de bilmiyorum. Vardır mutlaka, hepimizin vardır. Pazartesi ilk işimiz bu olsun seninle. Olsun hocam. Tamam yani olsun. Şey yapmayalım. Yani ele verir talkını kendi yutar salkı mı diye bir laf var. İlk pazartesi ilk işimiz bu olsun. Tamam. Biz dahil. Nakit götürelim, nakit yatıralım abi. Ha şimdi arkadaşlar da yönetim kurulunda bulunan arkadaşlardan da şunu aldık. Gelin paramızı alın diyenlere de biz gidiyoruz diyor. Yeter ki söylensin. Ama buraya gelirlerse çok daha iyi olur. Tabii diyorlar. Ki. Buraya gelirlerse çok bunu daha iyi. Bunu biz daha önceki programlarımızda da gündeme getirmiştik. Evet. Yani bir yıl öncesini hatırlıyorum ben. 1,5 yıl önce. O zaman 500 bin liraya yakın bir rakamdı bu. Yani Samsunspor kulübünün üye aidatlarını şöyle bir toparlasanız 500 bin lira gibi bir rakam. Şimdi biz, ben kendi adıma konuşayım, kimseyi eleştirmeyeyim. Ender Gür olarak söylüyorum. Bir yıl veya iki yıl bilmiyorum ne kadar borcum var. Pazartesi gün gittiğimde göreceğim. Şeyi yatırmayacağım. Üzerime düşeni yapmayacağım. Paramı yatırmayacağım. Geleceğim. Sonra yani geleceğim Samsunspor'a sahip çıkın şudur budur diyeceğim. Çok doğru. Ya böyle de bir şey yok ya. Çok doğru. Yani Samsunspor'a herkes bulunduğu konum itibariyle neler yapabilirim diye düşünmesi lazım. Yani artık dilimizde tüy bitti. Söylemekten sıkıldık. İnsanlar dinlemekten sıkıldı. Sahip çıkın, sahip çıkın, sahip çıkın. Destek verin, destek verin, destek verin. Artık sıktı bu muhabbet. Gerçekten yani yazık ya. Yazık. Şimdi 25.061, az önce İsa Karacabey bana mesaj attı. 25.061 Pasolik rakamı. Evet. Bu ne demek? Türkiye'de PTT yani 1. Lig'in 16 kulübünü, Spor Toto Süper Lig'inde 9 kulübünü geride bırakan bir rakam bu. Bu kadar büyük bir potansiyeli olan, taraftar kitlesi olan bir takımdan bahsediyoruz. Ama maalesef hala daha lider bu takım. Belki şampiyonluğa koşacak, belki şampiyon olacak. İnanıyoruz o sene bu sene olacak. Ama biz hala daha maddi sorunlardan, problemlerden, sahipsizliklerden yakınıyoruz. Gerçekten çok yazık ben ya. Ben bir kolaylık söyleyeyim o zaman. Mesela kulübün hesabına yatırılmadığına göre beni arasınlar arkadaşlar. Benim banka hesap numarasını versinler bana, dekontlarını yollayalım. Ben de bu konuda bir adım atalım en azından. Yani insanlar
müracaat edecek. Şudur budur. Yapsınlar. Beni hesap numaramı verebilirim. Yatırsınlar beni adını soyadından beraber. Ben de kendilerine dekontlarını postalayayım. Sedat İnanlı Antalya'daymış. Maça geçecekmiş. Selam yollar mısın diyor. Ne demek Sedat'ım, yolladım sana da bu selamı. Şimdi arkadaşlar, hocam gelen yorumları görüyor musun? Sonuçlar. Bu arada Ahmet Uçarlı kardeşim yazmış. Ahmet, ben onu ilgileneceğim. Türkiye'de ne kadar zaman kalacak diye bir ikametgahla ilgili şey yapmışsın. Ondan ilgileneceğim. Sevgili Ahmet Tural kardeşim, sana da buradan selamlarımı iletiyorum. Geldim, bulamadım yerinde. Mesaim bitmiş herhalde. Evet. Kimler var bakalım? Mehmet Çakır var, Mustafa Sevgi var, Oğuzhan Berber var, Fatih, Hasan Kılıç, Mehmet Çakır, Hasan Kılıç, Nidaye, Hasan Kılıç, Ofeydu. Bunu ben bir daha söyleyeyim sizlere de, diyorum. Alanya Samsunspor karşılaşmasında Samsunspor'un ilk golünü kim atar diye soruyoruz ve onun formasını bilenler arasında çekeceğimiz kurayla salı günü. Yani salı günü bir kura çekimimiz var. İki tane kura çekeceğiz. Biri Can Berk'in forması, biri de golü atan futbolcunun formasını hediye edeceğiz. Buradaki rakamı da arkadaşlar, bu akşamki programı kısa kesebiliriz. Çünkü ben de yola gideceğim. Buradaki rakamı da 500 olmasını bekliyorum. 500 olmasını bekliyorum. Ne? Daha mı tava? Cem diyor ki abi diyor, olur mu diyor 500. Ben geçen de hadi 501. olsun dedik, onu hallettik. 1000 küsürlere çıktıydı. Şimdi de 500 diyorum. Hocam, senin tahminine göre ilk yarı Samsunspor kaç puan toplar? 2 ortalama puanla gidiyoruz ama. 30'u geçerse 31 olur, 35 olur, çok bilmem. 40 olur. Çok o konuda yorum yapmak doğru değil. Yani futbolun falına bakmak gibi bir şey olur bu. 30 puanı geçersek bizim için avantaj olur. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Ortalama 2 puan şampiyonluk puanı diyoruz. Klasik. Bu takım 34 maç oynayacak. 34 çarpı 2 68. 68. Biz geçen sene İlk yarıyı kaç puanla tamamladık? Hemen abi burada hocam. Kara kaplı defter. Evet. Hocam burada bir toplayayım mı ben, 21 bakayım. 21 puan falandı. Ha, öyleydi aşağı yukarı. Yani o civardaydı. Da. İkinci yarıda playoff oynadık. Ya. Şeyden ilk ikiden puanımız kesilmesine rağmen çok geri döndük. İkinci yarı çok büyük performans gösterdik. Eğer biz ilk yarıda 30 puanı barajını aşarsak, ben ikinci yarıda bir iki takviye ile beraber, devre arasında bir yapılacak bir iki takviye ile beraber hedefe ulaşabileceğimiz kanaatindeyim. Şu anda topladığımız puan 15 puan 7 maçta. Bir 15 puanı daha veya 17 puanı daha bulduğumuz zaman ilk yarı için bence hedefe ulaşmış kabul edebiliriz bu takımı. İkinci yarı için de önemli bir umut ışığı olur. Bu arada puanımız kesilir, kesilmez, eksi 3 olur, artı 3 olur, onu bilemiyoruz tabii. Hala daha tahkim kurulu bu konudaki kararını açıklamadı. Tahkim kurulunun bu konudaki kararından sonra tabii Samsunspor'un belki oradan kaybedeceği puanlarla biraz daha fazla puan toplamaya ihtiyacı olacak. Böyle bir şey temenni etmiyoruz. İnşallah olmaz. İnşallah böyle bir şeyle karşılaşmayız. Daha önceki senelerde iki kez ertelenen bu ceza üçüncü kez ertelenir. Tekrar ertelenirse çok iyi olur. Çok da iyi bir moral motivasyon olur bu hocam, takıma. 3 puan, bak 3 puanı diyorum ya, öpecekler de 3 puan için. Ama geriye kalan 4 puan için senden aynı düşüncedeyim. Ama bu 3 puanı bize yaslayacaklar. Ben öyle düşünüyorum. İşte bunu göreceğiz. Yani zaman gösterecek. O yüzden şimdi biz Alanya'dan dönüyoruz. Karabük. Elazığ'a gidiyoruz. Elazığ'a gidiyoruz. Adana geliyor. Yani baktığınız zaman dişli rakiplerle de oynayacağız. Yani Karabük bu ligin Karabük hocam, iddialı yani takımlarından Elazığ'da bir tanesi. Ben Elazığ iyi futbol oynayan bir takım ve deplasman.
Bakacağız yani adım adım maç maç gitmek lazım. Şu anda önümüzde Alanya maçı var. Alanya Spor karşılaşmasından 3 puanla dönüp en azından buradaki Karabük maçında da bir beraberlik opsiyonu en azından. Şimdi takım daha rahat çıkar biliyor musun? Yani 2 maçta 4 puan mantığıyla giderseniz 3'ünü dışarıda alıyorsunuz. İçerideki maça biraz daha temkinli, biraz daha rahat, biraz daha ayakları yere sağlam basan bir anlayışla çıkıyorsunuz. Çıkar. Psikolojik olarak bu böyledir. En azından yenemiyorsak yenilmeyelim mantığı burada daha çok ön plana çıkar. Dolayısıyla hocam, Alanya maçı yarın akşam yine bizim için önemli maçlardan bir tanesi olacak. İskelet de belli oldu dedi Ümit Hoca. Gerçekten bir omurgayı belli. Tabii omurga bugün belli. Yani bugün hiçbir kağıda bakmadan çok rahatlıkla Samsunspor'u izleyen normal bir vatandaşımız bile bizim kadromuzun 7-8 tanesini çok rahat sayabilir. Oyun anlayışından çok rahatlıkla bahsedebilir. Yani ben idmanlara gittim. Altyapıdan 2 tane, 3 tane futbolcu her idmanda görebiliyorum. Recep Hoca'ya da buradan teşekkür ediyoruz. O da o idmanlarda o kendi futbolcularını altyapıdan geldiği U21 takımının oyuncularını orada izleme fırsatı oluyor. Özgür Yankaya bu maçın hakemi. Şimdi baktım, geçen sene de baktım. İyi hiç hakem. Maçımızı yönetmemiş hocam. İyi hakem. Özgür Yankaya. İyi hakem. Evet, yani Süper Lig hakemlerinden birisi. Bakıyorum hiç yok. Yani geçen sene bir maçımızı yönetse de... Sen bu çizelgeye maçların hakemlerinde mi yazıyorsun? Abi hocam ne haber ya? Hepsi var hocam, hepsi. Hepsi var, evelallah. Ya ben bu deftere boşuna kara kaplı defter demiyorum ki ya. Hocam bundan 5 sene, 5 tane var böyle. Bir deftere 3 sene sığıyor. 15 seneyi görebiliyorum. 15 seneyi görebiliyorum. İsmail Uyanık zamanında. Sen önümüzdeki mı? Hafta bu defterleri getirsene buraya. Ben sana 2000'den, 2002'den sorular sorayım. Yok onu bilemem. bakmadan görme şansım hiç yok. Evet, biz gidiyoruz. Cem, bir bakayım şöyle bir yorumlara bakayım. Kaç tane olmuş? Bu akşam tabii bizim günümüz değil de cuma akşamı biz program yapmıyoruz ya. Bu akşam dizi mi var acaba? Ne var? Kaç tane gelmiş? 69 mu? 70 mi görüyorum ben orada? Vallahi ben de olanların içinde yazarım. Olanları şey yaparız, değerlendiririz. Hocam bu akşam erken bitirelim diyoruz. Evet, senin ilave edeceğin bir şey var mı? Özgür Yankaya geçen bak Celil Ganik ne diyor görüyor musun? Senin kara kaplı defterden daha hızlı neymiş? Celil Ganik. Söylesin bakayım bana diyecek. Özgür mi? Yankaya geçen yıl 4-0 kazandığımız Alanya deplasmanındaki maçı yönetmişti diyor. Playoff'u demiyorum ama hocam ben. Playoff'u da işle bu deftere. Bunda playoff'um yok. Burada Celil Ganik playoff'u işlememiş kara kaplı deftere bak. Benim suçum evet, değil onun yok, suçu. Yok, o playoff'ta yok. Ama playoff'un analizi, o maçla ilgili bölüm vardır. Bakayım açarsam da bulurum yani. Hemen bulurum yani. Hiç onda sıkıntı yok. Hocam senden gittiğimiz maç mı? Siz evet yani playoff'ta oynadığımız, rövanşta oynadığımız 4-0'lık maçı diyor Alanya'daki. Evet. Bir dakika, Antalya maçını Halis Özkaya yönetmiş. Dediğimiz gibi doğru hocam. Doğru. Teşekkür ederim hocam. Yazıyor mu orada? Yazmaz mı hocam? Buldun mu? Buldum. Playoff'lar için ayrı bir bölüm mü oluşturdun bu deftere? Evet. Buyur hocam. Burada Antalya maçı. Kimlerle gittiğimi de yazıyorum oraya. Hmm. Yani bu maça bunlarla. Bu akşam deplasmana gidiyorsunuz. Karayoluyla evet gideceksiniz. Size hayırlı yolculuklar. Allah razı diyelim. Olsun dikkatli hocam. Dikkatli gidin gelin. Sağlıcakla gidin gelin. Sen gördüğün için gelmiyorsun yani. Alanya'yı bildiğin için gelmiyorsun. Yok ben yarın çalışmak zorundayım. O yüzden gelemiyorum. Pazar olsaydı maç mutlaka gelecektim. İnşallah önümüzdeki hafta Karabük maçı. Pazar akşamı mı maç? Bunu bilmiyorum hocam. Bakmadım. Pazar akşamı diye bakmadım. Biliyorum ben. Pazar akşamı saat 19. Cem'in yazdığı. Evet.
Cem süper. Ya bunu bu sezon bu kara kaplı defteri burada şey yapacağım. Yani deşifre edelim seninle ama beraber. Burada, ama hocam özelim de var ama onu ne yapacağız? Özel yok. Samsunspor'un özeli var. Hayır, Samsunspor'un haricinde yol var. Çorum, Kayseri, Nevşehir, Ürgüp, Göreme aşağı doğru gidiyorum. Yani orada özel yazdığım konular da var. Onları anladım. Okumamak şartıyla senin önüne tamam, bunu verebilirim. Biz onu Cem'le bir gün bir şekilde patlatırız o defteri. Evet Cem, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu akşam saat 12'ye kadar Spor 55 sayfama yazabilirsiniz. Tamam mı? Sonuçları. 12'den sonra ciddiye almayacağım. Golü kim atıyor diye. Dediğim gibi önümüzdeki salı günü çekilişimiz var. Hem Can Berk'in forması hem de ilk gol atan kişinin formasını vereceğiz diyorum. Cem teşekkür ediyorum. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben sen çok teşekkür ediyorum. Size hayırlı yolculuklar diliyorum. İnşallah lider olarak gidiyorsunuz. İnşallah Samsunspor lider olarak orada ve lider olarak geri döneriz diyorum. Başarılar diliyorum Samsunspor takımına yarın akşamki maçta. Köksal Sarısoy unutmadım seni kardeşim. İyi yayınlar diyor. İlk golü atan kişinin tahmin için yine ilk 500 kişiden seçileceğini belirtmedin. Belirtirsen iyi olur diye düşündüm. Cumartesi oynayan maçta ilk golü atan kişinin tahmini için yine ilk 500. 500 dedim ama ben erken kapatacağım için 500'e çıkmaz orada. Sevgili Mehmet Yazıcı teşekkür ediyorum. O da bana bir mesaj yollamış. Sayın Başkan'a da biz selamlarımızı iletelim buradan. Evet, şu arada benim ikinci adminim birinci sıraya gelecek de ilk golü atan kişinin tahmini için yine ilk 500 kişiden seçileceğini belirtmedin. Belirtirseniz iyi olur diyor. Evet, 500 kişinin içinden seçeceğiz. De bu arada ben önümdeki sayıyı göremiyorum. O konuyla ilgili bana bir mesaj atarsan ben de 92. Onu 92 mi? İsa bir mesaj yollamış. Evet, sana yolladığı pasolik sayısını bana da yollamış. Sağ olsun. Köksal kardeşim. İsa'ya da görüşürüz inşallah gitmeden önce. Hayırlı tezkereler dileyelim. Köksal... Vatan görevi kutsaldır. Vatan görevi namus görevidir. Ha, hocam ona bir söyle. O görevi en iyi şekilde ifa edip aramıza dönecek. Dün akşam onu aradım. Müjdeli haberi verdim. Bir ay sonra yaklaşık Göztepe maçı var. Kendisi Manisa'ya düşüyor. Hmm. Geçerken sana uğrayacağım dedim. Çok sevindi. Tamam. Allah izin ederse beraber sen de herhalde. Inşallah. Evet, sen de o maçtasın. Köksal, o sıkıntı var. Ben sana buradan böyle söyleyeyim. Var. Gerekeni yaparsın artık. Evet. Sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik diyelim. Bu akşam böyle kısa ve öz oldu. İnanın insanların kendi saatleri dışındaki programları pek şey yapılmıyor. Yavaş gidiyor ama benim yavaşlığımdan kaynaklandı. Neden? Çünkü ben acele ediyorum bir an önce gidebilmek için. Evet, Samsun'da doğdum. Samsunspor'la yaşıyorum. Samsunspor'la öleceğim. Yarın Alanya maçındayız. Allah yar ve yardımcımız olsun diyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Cep Telefoncu Spor 55 programını sundu.